Bir diğer kıymetli teknik direktör arkadaşımız, benim çok kıymetli kardeşim, değerli dostum Burak Yılmaz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet abicim. Çok selamlar. Kayseri'de de heyecan çok büyük. Bizde de çok heyecan büyük. Valla biz de bekliyoruz sabırsızlıkla. Çok da heyecanlıyız. Valla umutluyuz da. Allah izin verirse ben bu akşamı güzel geçeceğini düşünüyorum. Burak, sen bu tip meselelerde sadece futbolcu değil, elinde bayrak, milli duyguları da yüksek ve bunu ifade eden bir arkadaşımız, kardeşimizsin. Ne hissedilir? Böyle kritik maçlar öncesi, bu yarı finaldir, çeyrek finaldir, son maçtır, şampiyonluk maçıdır, elemeden çıkış maçıdır, penaltı kaçırırsın, değil mi? Penaltıyı da araya soktum Mehmet abi, teşekkür ederim. Ya Mehmet abicim, çocuklar bir kere şu anda çok duygu dolu, çok konsantre, çok motivelerdir. Ama her şeyin fazlası zarar olduğu gibi şu anda fazla konsantrasyonun da zarar olacağı dakikalarda. Hocamız mutlaka buna özen gösteriyordur, fakat çocukları şu anda rahatlatma zamanı. Biraz onları rahatlatmak, biraz onları gevşetmek. Tabii ki de maç çok önemli. Tabii ki de bu son yaşanan olaylardan sonra biraz çirkin bir hal aldı bize yapılanlar, yaşananlar. Ama bu çocukları şu anda tamamen rahatlatmak üzerine yoğunlaşmalıyız. Ben hocamızın da bu yönde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar çok genç. Harika bir takımımız var, pırıl pırıl gençler. Ama ben çok motive olduklarına inanıyorum. Kendilerinin hepsiyle de konuştum, başarılar da diledim. Ben bu akşamın güzel geçeceğini düşünüyorum ya Mehmet abi. Burak, dört büyük takım oynadın, milli takım oynadın. Eskişehir'den Antalya'ya, Anadolu'yu da gezdin. Lille'de gittin, 35 yaşında, 37 yaşında Lille'i şampiyon yaptın. Fakat şu kadro sence hangi futbol ekolünü oynuyor? Hocamızın İtalyan sosu mu var? Bizim çocukların sizde daha çok gördüğümüz doğaçlamaları mı var? Hakan Çalhanoğlu gibi arkadaşlarımızın Alman futbolu mu var? Ne oynuyor bu çocuklar sana göre? Ben bir kere bu çocuklar maç maç oynuyor. Yani her maçın bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman hocamızın Avusturya maçındaki başlangıç planımız ve stratejimiz gayet iyiydi. Fakat Çek Cumhuriyeti'nde başka bir şeydi. Portekiz maçında bir başka bir şeyimiz vardı. Ama Gürcistan maçı da alışık olduğumuz düzende başlamıştık. Ben hocanın maç maç plan ve analiz, strateji geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bunu bir ekole bağlayamayız. Zannediyorum Montella hocamız oynayacağımız rakibe karşı analizlerle birlikte bir plan ve strateji yaptığını görüyorum ben. Bizim insanların söylediği Türk milli takımı kaos futbolu oynuyor vesaire, bu tür şeyler söylerler. Hep bizim başarımızı dövmeye çalışırlar. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hocamızın maç maç oynayacağımız rakibe karşı bir analizle bir plan gerçekleştirdiğini görüyorum. Evet. Şöyle ya Burak Hoca diyoruz gene kendisine. Zor oluyor ama Burak Hoca. Evet, yani çünkü oraya geçildi ya. golcü Burak'tan Burak Hoca'ya geçildi evet. Hızla. Ama şimdi onun forvet deneyimine de dayanarak. Tabii. Çünkü bu turnuvada en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi, forvetsiz oynuyor bu takım cümlesini çok duyduk. O anlamıyla evet. Şu dizilişe bakarsak da Arda en önde görünüyor. En azından grafikte öyle görünüyor. Sahte 9. Sahte 9. Ve şöyle yorumlar bile oldu. İşte ya Cenk Tosun 11'de olsa orada gezinse bile rahatsız eder. Hatta bugünkü Burak Yılmaz bugünkü haliyle çıksa ceza alanının orada gezinse yine rahatsız eder. Böyle forvetsiz olmaz. Dene dene buraya da gelindi ama hani bir yandan da buradayız. Şu an buradayız. Evet. Yani bir forvet olarak ne diyorsun bu yorumlara? Ben şu anda diye buralara gelindiği tarafından oraya tutunup oradan devam etme taraftarıyım. Yani sonuçta harika bir gidişat var. Bugün belki Allah izin verirse yarı finale çıkacak bir takımımız var. Yani neden biz olumlu yönden bakıp neden olumlu yönünü konuşmuyoruz? Hoca sahte 9'da oynuyor ve çeyrek finaldeyiz. Belki yarı finale çıkacağız. Sahte 9'da oynayıp kupayı alırsak mutsuz mu olacağız biz yani? Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir stratejidir, bu bir taktiktir, bu bir çalışılmış bir şeydir. Ben o yüzden Sayın Montella'nın analizlerle birlikte buna bir karar verdiğini düşünüyorum. Çünkü sahte 9'un yanında Cenk'i o zaman tamamen benimsenmiş olsaydı, tamamen at gözlüğüyle bakılmış olsaydı Cenk'i hiçbir zaman oyuna almayabilirdi. Yani bunu da düşünmek lazım. Ve bugün burada bir futbol aklı var diyor Burak Yılmaz, doğru mu?
Efendim? Burada bir futbol aklı var aslında yani. Tabii ki ben kesinlikle. Öyle bakıyorsun. Kesinlikle, kesinlikle futbol hakkı var ve şu anda Avrupa'da bu sahte 9'u en iyi oynayabilecek bir futbolcumuz var, Arda Güler. Harika oynadı Avusturya maçında. Harika oynadı. Topu tuttu, faul aldı, çok değerli paslaşmaları, paylaşımları yaptı. O yüzden ben bunun bir strateji olduğunu düşünüyorum ve bunun da bu zamana kadar tuttuğu için buna olumlu yönden bakıp buna sarılmalıyız. Tabii ki de Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, hatta Bertu Yıldırım, bunlar çok değerliler. Zaten ihtiyacımız olduğunda da Cenk'i oyuna aldık ve Cenk de gereğini yaptı. Demek ki bu bir tarz, bu bir stil, bu bir strateji. Buna tutunup devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi aldık. Kayseri Spor'da sezon için başarılar diliyoruz. Umarız siz olun Arda, Emre, Selçuk çok güzel bir jenerasyonda. Mustafa Hocaları, Fatih Hocaları, Şenol Hocaları aratmayacak bir jenerasyon geliyor. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok selamlar. Sevgiler, saygılar.